Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoda yine beraberiz. Baştan da anlaşılacağı üzere bugün güzel bir konu işleyeceğiz. Beşinlikten ne kadar para kazanıyoruz onu anlatacağım size. Bu konu kimileri tarafından çok sevilmese de çok merak edilen bir konu. Çünkü ülkemizde bildiğiniz üzere bir geçim sıkıntısı var ve millet yeni iş arayışında. Bunun da en alternatifi zaten ya çiftçilik ya hayvancılık. Çiftçilik için tarla lazım. Tarlalar milyon değerinde. Hayvancılık için de milyonlar lazım ama hayvancılık yine çiftçiliğe göre biraz daha ucuza kaçıyor. Hayvancılık yapmak için üstü kapalı bir yer, bir hayvan olması yeterli ama çiftçilik için tarla, traktör, traktörün acetleri işte aletleri olması lazım. Yani hayvancılık çiftçiliğe göre biraz daha nispeten ucuz bir meslek. Yapılması biraz daha maliyeti az olan bir meslek. Kazancı ona göre yani bir işe 1 milyon harcıyorsanız kazancınız ona göredir. 100 milyon harcıyorsanız kazancınız ona göredir. Çiftçilikle hayvancılık ne kadar kazandırıyor bu tartışılır ama bizim kanalımız hayvancılık üzerine çiftçilik kanalları da çiftçilik üzerine çekebilir. Biz şu an ineklerden ne kadar kazandığımızı anlatacağım size. 5 inekten ne kadar kazanıyoruz? Hesap kitap. Bunları yapacağız. Evet. Derken bizim bu ahırın kronik sorunu hatılı küçük yaptığımız için inekler ayağına hatılı atıyor. Bir de gördüğünüz üzere videoda hayvanlar yok arkadaşlar. Nerede diye sorabileceksiniz. Şimdi onları da size göstereyim. Dışarı saldım. Buraya bir ot ekeceğim. Ot ekmeden önce oranın otunu komple bir yesinler diye bıraktım. Çünkü ot ektikten sonra bir ay oraya girmeyecekler. Ot da büyüyüp ziyan olmasın diye. Daha doğrusu ziyan olmaz da biçmekle uğraşmayayım diye şimdiden saldım küçükken. Yayılsınlar. Ondan sonra ot ekimine başlayacağım. Onu da size videolarım. Şimdi arkadaşlar ben videodan önce hesap kitabı yaptım. Size şimdi o hesabı kitabı göstereceğim ama hesaba kitabı geçmeden önce şu danamızı bir inceleyelim. Bu dana besiye çektik şu an. Bunu niye bırakmadın diyen olabilirse yani bu dana beside artık. Beslik hayvan. Ne kadar az hareket ederse bizim için o kadar iyi, hayvan için o kadar kötü arkadaşlar. Niye? Bu da canlı, hareket etmesi lazım. Ama duygusal düşünmek lazım arkadaşlar. Bunu bırakırsam etten zayıflama olur. Zaten zamanında yeşillikler içinde gezdi. Dışarı bıraktığım videolar var. O ineklerin şimdi köy olduğu yerde. Çok yayıldı. Keşke İsviçre gibi bir dağlık alanlarımız, yeşillik alanlarımız olsa da bunları hiç bağlamadan besiye çeksek. Son 3 ay besiye çekip öyle kestirsek. Ama coğrafyamız buna elverişli değil. Bu yüzden bu hayvan bağlı. Yani sorunlar olursa buradaki hayvanları bıraktın, niye bunu bırakmadın derseniz bunu bu yüzden bırakmadım. Bu danamızın da gelişimi güzel. Biraz boyu böyle kalacak gibi. Uzun boylu olmayacak gibi bu. Boyu da gerçi iyi yani. Boyu da fena değil. Çok küçük kalmayacak ama bizim danalarımız bilirsiniz eski danalarımız boylu postlu olurdu. Bunlar ona göre biraz alçak kalacak. Bunu 2 ayda yetiştirmeyi düşünüyorum. Kurban öncesi kestirmeyi düşünüyorum. Tabii et durumuna bakacağım. Piyasanın fiyatına bakacağım. Neden böyle düşünüyorum arkadaşlar? Kurbandan sonra fiyatlar düşer. Bu bir gerçek. Bunun düşme sebepleri var belli başlı. Hem millet dolabına eti dolduruyor. Millet kasaba gitmiyor. Ete talep azalıyor. Bu yüzden hem de nasıl söyleyeyim yani temel manası bu. Bunun düşmesinin sebebi ete talep azaldığından etin fiyatı düşüyor. İkinci olarak şimdi etini almadan kestirirsem belki zarar eden diyenler olabilir ama dediğim gibi duygusal düşünmek lazım. Şimdi ben bu hayvanı kurbandan önce kestirsem 300 kilo karkas verir. Kurbandan sonra kestirsem bu hayvan 350 kilo karkas verir. Şimdi 300'ü yüksek fiyattan kestirdiğim zaman 350 liradan alacağım fiyatı zaten almış olacağım. Ekstradan 2 ay daha bunun gübresiyle uğraşmış olacağım. Yani gübreyle falan uğraşmamak için aynı parayı almak için kurbandan önce kestirmeyi düşünüyorum bunu. Bakalım nasip. Şimdi arkadaşlar videoyu fazla saptırmadan çünkü konumuzun başlığı 5 inekten ne kadar kazanıyoruz. Burada ben hesabı kitabı yaptım. Şimdi ona bakalım. Dediğim gibi videodan önce yaptım. Tam da üstünü orayı kestik. Şimdi arkadaşlar 5 inekten aylık ne kadar kazanırız? Onu hesapladım. Arkadaşlar hayvancılığın temel şeyi saman. Biz bu 5 ineği tamam mı? Bu hesaplarımın içinde bu dana ve şuradaki buzağlar hariç 5 ineği aylık daha doğrusu günlük 75 kilo saman veriyoruz bir günde. 75'i de 1,5'dan saptım. Samanın kilosu 1,5 lira arkadaşlar. O da 112,5 lira günlük yapıyor.
3375 lira da aylık şeyi maliyeti bize. Şimdi arkadaşlar, samana değinmişken ben bir video çekmiştim. En ucuz kaba yem pancar küspesidir diye. Arkadaşlar, pancar küspesinin kilosu 1200 lira, samanın kilosu 1,5 lira. Hesabını siz yapın. Tabi bunun içinde su falan da var ama bana göre en ucuz kaba yem pancar küspesidir. Benim de yarayışlıdır yani. Pancar küspesini verdiğin zaman inekler de süt atar. Hayvanlara yarar yani, pancar küspesi çok iyidir. Eski pancar küspeleri daha yararlıydı ama şimdikiler de yani iyi piyasaya göre. Arkadaşlar neyse, 3375 lira aylık saman giderimiz var. 35 kilo yem. Bu yemin içinde arpa, kepek ve süt yemi. Şimdi onları da size göstereyim şuradan arkadaşlar. Bizim verdiğimiz yemleri. Burası bizim yem damımız. Arkadaşlar, verdiğimiz kepek şu. İçinde bakın mısır da var. Aman pardon, mısır demişim. Ayçiçeği de var. Bu ayçiçeği bizim ayçiçek arkadaşlar. Bunu böyle diri şeklinde hayvanlara veriyoruz. Bu elenti ayçiçeği. Ayçiçeğini eliyoruz. Tohumunu yani, çekirdeği. Elek altında kalanları böyle kepeğin içine karıştırıp veriyoruz. Arpa da var bunun içinde ama şu an yok. Arpa burada da yok. Şimdi gösteremeyeceğim. Süt yemimiz de bu arkadaşlar. Kaç protein? Yanlış hatırlamıyorsam 21 protein olması lazım. Şimdi ona bakarım. ŞK yemin 104 sığır süt yemi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, arpa, kepek, işte çekirdek ve süt yemi. Bunun fiyatı en yüksekten tutuyorum arkadaşlar. Şu an süt yeminin fiyatı, kilo fiyatı 11.2 TL. 11.2 kuruş daha doğrusu arkadaşlar. 35 kilo. Direkt ben süt yeminin fiyatıyla çarptım. Biraz yüksek olsun diye. Arpa, kepek süt yemine göre biraz daha düşük. Pek fazla aralarında bir fark yok ama illaki düşük arkadaşlar. Süt yeminin fiyatı 11.2 kuruş. Yani 11 TL 2 kuruş. Ona göre yapın. Daha doğrusu 20 kuruş arkadaşlar. Orucum biraz dilim dönmüyor, kusura bakmayın. Günlük 392 lira yapıyor. Aylık da 11.760 lira yapıyor. Zaten süt hayvancılığının en büyük giderleri süt, saman, işte kaba yem. Bunların ikisi nedir arkadaşlar? Bizim en büyük giderimiz yem masrafı. O da aylık 11.760 lira yapıyor. Pancar küspesi de veriyoruz biz bunlara. Şimdi onu da göstereceğim videonun sonunda. Pancar küspesi biraz uzakta. 75 kilo da pancar küspesi veriyoruz biz bu beşine. 1.2 liradan yani 1200 lira kilo fiyatı. Günlük 90 TL, aylık 2700 TL pancar küspesine masraf ediyoruz. Yani gideri bu kadar. Şimdi arkadaşlar, bizim ana giderlerimiz burası zaten. Şimdi giderim yan gelirleri. Yalama kovası, tuz, bunlara ben aylık 1000 TL yazdım. Yani bu biraz abdest bir fiyat. Normalde biz bu kadar harcamıyoruz. Yalama kaya tuzu alıyoruz, koyuyoruz. 2 ay, 1 ay gidiyor. Ama şu ara şu kovadan da alıyoruz arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Bu pekmez gibi. Bunu hayvanlar bayağı çok seviyor. Normalde şurada gördüğünüz gibi bakın, kaya tuzu var orada. Ondan veriyoruz. Şu an bundan neden veriyorsunuz derseniz, ineklerimiz boğarsama aşamasında ve bizim ahırda boğarsama sorunu var. Daha doğrusu önceden oluyordu da şu an bu sene yaşamadık onu. Sadece bir inek dışında. Onu da zaten bir önceki videoda söyledim. Yalama kovası, tuza da 1000 TL yazdım. Normalde biz bu kadar harcamıyoruz. Dediğim gibi maliyetleri biraz yüksekten tutuyorum. Elektrik, suya da 1000 TL yazdım. Normalde bu kadar gelmiyor. İnanın, elektrik faturasına baktım geçen ayki. 300 lira gelmiş arkadaşlar. Buraya az geliyor. Bunun sebebi sanırım dedemin üzerine bura. Yaşlılara biraz indirim yapıyor Ankara. Bizim bulunduğumuz yer Ankara. O yüzden 300 lira gelmiş. Zaten fazla da bir elektrik gitmiyor arkadaşlar buraya. Bir süt makinesi çalışıyor. 300 lira bu evin ve buranın maliyeti. Suya da zaten direkt 1000 lira yazdım arkadaşlar. Dediğim gibi normalde bu kadar gelmiyor. Fiyatları biraz yüksekten notuyorum. Veteriner iğne ilaca aylık 1000 lira yazdım. Şimdi bu fiyata az diyenler olabilir. Aylık 1000 lira yazdım. Senede 12 bin lira yapıyor. Bu 5'ine yüksekten tuttum biraz. Gerçi bu hiç belli olmaz arkadaşlar. Canlı hayvanlarla uğraştığınız için gün gelir 1000 lira az gelir. Arkadaşlar, bir iğne 80-100 bin lira bir harcadığınız olabilir. Gerçi o kadar harcanmaz, direkt bıçağa gider de bizim ülkemizde. 1000 lira yazdım buna da, dediğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar, malzeme yıpranması zincirdir, kürektir. Buna da 300 lira yazdım. Bu ne arkadaşlar? İşte el araba kırılır. Ondan sonra zincir koparır. Mesela bakın, bizim şu düve zinciri koparmış. Bu zinciri hatırlayanlar olur mu bilmem. Şurada bir 350 kilo karkas veren danamız vardı. Geçen seneki hayvanlar değil, bir önceki sezondaydı. Onun boynunu kesmesinin diye. Böyle et tutumu çok yüksek olan hayvanlarda boyun kesmesi yapar bu zincir. Böyle
hortum geçirdiğiniz zaman hayvanın boğazına zincir geçmez. Boğazdan kaçsın. Mesela şuraya bakın. Zincir oturur. Boğazını keser hayvanın. İşte giderler bunlar arkadaşlar. İşte zincir kırılır. Mesela bakın geçen gün bir önceki videoda suluk kırıldı dedim. Şu suluk da kırıldı. Bakın bunu değiştirdik, bunu değiştirdik. Aylık buna da 300 lira yazdım. Senede de 3600 lira falan yapıyor. Yani dediğim gibi bu civarlarda gider oluyor buna. Buna biraz yüksekten yazmamışım. Keşke buna 500 yazsaydım ama şu an hesabı karıştırmamak için 300 yazdım buna. Şimdi arkadaş, işçiyle bir fiyat yazmadım. Onu da en sonunda tartışacağız. Gübre yönetimi. Gübre yönetimi gerçekten bu hayvancılıkta baş belasıdır. Ünlü düşünür, hayvancılık yapan bir abim der ki, sizler ne et ne süt üreteceksiniz, gübre üreteceksiniz der. Hakikaten de doğru. Şimdi arkadaşlar bakın, gübre burada dolu. İnanın götürmesi, taşması zahmetli bir iş. Bakın gübre dolduğundan, mesela normalde biz gübreyi buraya döküyoruz. Gübre dolup fırsat bulup da atamadığımızdan gübreyi buraya atmışız. Bura biliyorsunuz yonca ekiliydi. Gübre olmuş bu. Şimdi burayı sürüp yonca ekeceğim. Zaten onu da videosunu çekerim. Dediğim gibi gübre yönetimi gerçekten zor. Buna da 1000 TL yazdım. İşte mazottur, taşıma ücretidir falan. Yani aylık 1000 lira. Buna da 1000 lira yazdım dediğim gibi. Şimdi gelirimize bakalım. Süt gelirimiz arkadaşlar 85 litre. 85 litre şöyle. Nektarımız arasında en az veren bu. 15 kilo süt veriyor. Şu 18 kilo veriyor. Diğerleri de 20 ile 18 arasında oynuyor. Ama bu dördüne, yani şu ve şuna 18 litre ortalama yazdım. Buna da 15 litre yazdım. Zaten bu daha küçük bir süt vermiyor. Buraya bugün dişleri bıraktım. Bu da 85 litre süt yapıyor. Sütü de 20 liradan satıyoruz arkadaşlar. Yani kilosu 20 lira sütün. 85 ile 20'yi de çarptığımız zaman 1700 TL yapıyor. 1700'de 30'da çarptığımız zaman 51.000 TL aylık gelirimiz var. Bu aylık geliri şimdi giderlerden düşeceğiz. Onu da şurada düştüm arkadaşlar. Masraflar 22.135 lira. Bize kalan, yani 51.000 liradan çıkardığımızda 28.865 lira. Şimdi bize bu para kaldı. Ama işçiliği yazmamıştım, gördünüz. Çünkü önceki videolarında işçiliği hesaba katmadığım için bana kızmışsınız. İşçiliği niye katmıyorsunuz diye, siz orada bir masraf şey yapıyorsunuz diye. İnanın arkadaşlar, bu beşine işçilik ne gider tartışılır. Çünkü şu an ülkemiz asgari ücret 17.500 lira olması lazım. Ya da 17.000 2 lira mıydı? Öyle bir şeydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da siz yazın arkadaşlar. Kalanın kitabını, hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın. Bize kalan bu kadar. İşçiliği falan düşünce de işte ne kadar kaldırırsanız. Bana kalırsa işçiliği düştükten sonra 10.000 lira para kalır arkadaşlar bize. Bu 5 inekte. Tabi işçiliğini de biz kendimiz yaptığımız için bize direkt bu kadar kalmış diye olarak hesaplıyoruz. Çünkü tek işimiz bu değil. Ve günde de biz bunlara inanın sabah 1 saat, akşam 1,5 saat ayırıp konuyu kapatıyoruz. Bizi de en zorlayan şey yani yemlerin dökülmesi ve sağım. Daha doğrusu zaman harcayan şey. Mesela sağıma yapacak bir şey yok. Şu an makineyi de zaten çiftleştirdik. Eski makinemiz tek sağımlıydı. Şimdiki iki sağımlı oldu. Ama bu yemliklere yapılacak belli. Önden beslemeli yaparsak hayvanların arasına girmekte zahmet çekmeyiz. Daha hızlı yemleriz. Sulukları olursa, mesela bu ahırda suluk yok. Şu ahırda suluk var. Sulama zahmetinden kaçmış oluruz. Ve zamanımız daha azalır. Ya daha doğrusu daha kısa sürede halletmiş oluruz bu hayvan işlerini. Bildiğiniz üzere ünlükleri sulamak için şuradaki sulağa götürüyorum. Bunlar da tabi zaman alıyor. Dediğim gibi günde 2 saat veya 3 saat bu hayvanlara harcayıp bu hayvanlara bakıyoruz. Şu an bir işçinin saatine kadar sanırım 1000 lira. Günde 3000 lira yapar. Bu geç daha çok fazla şeye çıktı. Tavuklar dövüşüyor arkadaşlar. Video çekerken dikkatimi dağıttı. Ya işte arkadaşlar, işçilere ne kadar yazarsanız bu fiyattan da düşün. Bize kalan bu kadar. Şimdi şöyle ineklere bir bakalım. Evet, ineklere bakalım dedik. Şurada tel kopuk olduğu için düvemiz dayanamamış, gelmiş. Şunu da şöyle kapısını kapatalım. Şuradan zamanında köpek atlıyordu. Bu yuvayı geriye taşımak yerine böyle bıraktık. Böyle bırakınca da bu teli köpek mahvetti. Dövsen dövülmez, sevsen sevmez hesabı da. Yani hiçbirini de yapmıyoruz arkadaşlar, yanlış anlamayın. Şu teli buradan mahvettiği için düve buradan atladı arkadaşlar. Arkadaşlar bahar geldi. Bu inekleri de artık bırakıyoruz ama yoncamız bayağı geçti. Çünkü 5-6 sene oldu bu yonca ekeli. Bir de sağ olsun şu köstebekler
mahvetti. İnanın köstebekler çok yiyor yoncayı. Ve bu mahallenin bütün köstebeği sanırım buradaymış. İnanın 11 tane de köstebekte kaldım yani. 11 tane köstebek yakaladım burada. Gerisini tutamadım. Zaten şehir dışından biliyorsunuz. İnanın tutmaya kalksam daha bir 11 tane daha çıkar buradan. İnanın yani köstebek mahvetti. O yüzden yine bir yonca ekeceğim. Her neyse arkadaşlar, konu fazla dağılmasın. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Şu ara çok sık video yükleyeceğim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.